Ve bazı bir cümleler kullandın. Yani öldürülme kelimesini Evet. kullandın. Ne dedin hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Ve ben bir ekranlara getireyim kendini bir izle. Hatırlıyorum. Tamam. Bir cuma günü Mehmet Bey babasının ölümüyle ilgili ne söyledi? Kardeşlerini nasıl suçladı? Evet. Bir ekranlara gelsin. Aslında bir şeyi kabul etmiş gibi duruyor. Siz karar verin. Kesinlikle sen yorumlarınızı bekliyorum. Kesinlikle. Bir sessiz olun. Yadigar'cığım sen kesinlikle de öyle. Mehmet'ten sen de öyle. Sen sizler de öyle. Bir dinleyin bakalım. Evet. Ne demiş kardeşiniz? Gelsin lütfen cuma günkü yayından bir bölüm. Yerin oradaymışmış işte. Kim? Kim? Yerin altı var. Kim? Yerin altı kim var. Kim oradaymış? Kayınım. Allah. Kayınım da gelmedi benim hiç. Bir yardı gel bir sus. Biz küsüp kayınım lan iki senedir, üç senedir. Ben kardeşim gelmiş. 3-4 gün önce ya oradaymış. Ya Didem Hanım. Allah'a bir duyma. Varsaylılar lan. Demek ki komiserlerim aldım. Şeylerimizi anlattı bak. Varsaylılarla şey gidersek. Bunlar redi miras yapık. Davaya baktın mı? Evet. Redi miras yapık köydeki kardeşim. Bunlar satıp. Evet, çünkü görmek istemiyorum orayı. Diyeceklerdi. Görmek istemiyorum orayı. İmzalamayınca şey yaptılar. Hayır. Yani belki onu da çağırın. Onda da bir şey olabilir. Onda da bir şey olabilir. O da bir yapabilir. Miras meselesini alacağız. Miras bir alalım dışarıya. Ondan dolayı bunlar bize cephe aldı. Tamam. Hepsi iftira. Sen yaptın sen. Siz yaptınız. Karı koca siz yaptınız babamı. Siz de yaptınız. Sizden de şüpheleniyorum ben. Sizden de şüpheleniyorum. Aa, onlar mı yaptılar? Neyle şüpheleniyor? Neden? Bu da yapar. 2 gün önce geldiler. Bir dakika, bir sakin ol. Bak ben anlatayım hocam. Otur yerine. Tamam, sakin. Sen diyorsun ki benim babamı bunlar öldürmüş olabilir. Olabilir. Sen diyorsun ki benim babamı bunlar öldürmüş olabilir. Olabilir. Sen diyorsun ki benim babamı bunlar öldürmüş olabilir. Olabilir. Bak, bunlar 2 gün önce, 1 gün önce bu Turan'ın abimine yalınız. Geldiniz mi? Ses nereye gitti? Sesler birbirine karıştı. Şimdi bak, ben sana orada soruyorum diyorum ki sen bir sürü karşı tarafı suçluyorsun. Yani babanız öldürülmüş olabilir mi diye soruyorum Mehmet sana. Evet. Sen de olabilir diyorsun. Evet. Öldürülmüş mü bu o zaman? Öldürülmüş demedim ben. Bunlar iftira ediyor ya. İftira ettiği için diyorum. Benim sorum şuydu. İftira ettiği babanız, için diyorum. Ama sen bir şey cümle kullanıyorsun. Evet. Ben de diyorum ki babanız öldürülmüş olabilir mi diyorum. Sen de diyorsun ki olabilir. Bu sıyrıkları gördükten sonra bize anlattıktan sonra. O zaman niye şüphelendiğini bunlar söyle. Evet. Şüpheleniyorum dedin ya. Bir şey söylüyordu Orhan Bey. Tam bitirmedin dedim. Bir bitirsin. Yani bunlar böyle bu sıyrıkları böyle atıyorum bir şeyde bir olayda gördüğünde atıyorum şey yapardın. Yani şüphe duyarsın değil mi? Doktorumuz da şüphe duymuş, buna rapor vermiş. Bunlar da bizden şüpheleniyor. Ama bu adam zaten ikinci, üçüncü krizi geçirdi. Oraya düşmüş, kriz geçirmiş adam. Yani biz o tür bir şey yok. Kesinlikle. Ben var ya, yani biz kaç senedir inanıyorum şeyiz. Ya, beraberiz hocam ya. Biz de bu bana inanır. Bir şey söyleyeceğim. Sen ona sonsuz inanıyorsun da sen de Mehmet Yadigar'a inanıyor musun? İnanıyorum tabii. Ben sonsuz böyle. Sonsuz inanıyorum. Mezarda bile yani. Allah sonsuz inanıyorum. Bunlar bizi bu şeyimizden yani, iftiralar ettiler Mehmet, bunlar bana. Dolayısıyla bu hale geldiğini gördükten sonra sen babanın öldürülmüş olabileceğini. Ben zaten otopsiye ondan istedim hocam. Bir dakika Yadigar'cığım. Sen öldürülmüş olabileceğini düşünüyor musun babanın? Bilgi verdi bana. Ha. Dedi ki bunu otopsiye gönderelim Mehmet Bey. Bu durum hiç iyi değil dedi. Tamam dedim ben de gönderelim dedim. Sen de dedim. Doktor sana en son defin ruhsatı vermek için oraya gelen doktor sana diyor ya. Bu şüpheli bir ölüm dedikten dedi sonra. Sen babanın öldürülmüş olabileceğini düşündün mü? O anda düşünmedim. Hiç düşünmedim. Ne zaman? Bir dakika Yadigar'cığım. Ne zaman düşündün babanın öldürülmüş olabileceğini? Ben şikayet edeceğim. Bir dakika lütfen. Bizi aradı. Hayri ablam aradı beni. Dedi ki gel konuşacağız dedi. Böyle böyle bir durum var dedi. Ondan sonra Turan abim aradı. Turan abimi de aramışlar böyle böyle bir şey var diye. Ondan sonra bu durum meydana geldi. Ben de dedim kesinlikle. Bak Mehmet sen babanı öldürülmüş. Bir dakika. Aklımızın ucundan geçmezdi yani. Sen şu noktadan sonra babanın öldürülmüş olabileceğini düşünüyor musun, düşünmüyor musun? Babam rahatsız bir adamdı. Düşünmek mümkün değil yani. Ben düşünmüyorum. Düşünmüyorum ben. Çünkü rahatsız bir adam. Üç sefer felç geçirdi. Ben bir şey sorabilir miyim? Tamam. Felçlik geçirdi. Tamam, az önce düştüğü yerde kriz geçirmiş dedi. Evet. Kim söyledi size bunlardan? Doktor gelen 112 söyledi. 112 acil. 112 onun başında mıymış kriz geçirirken düştüğü yerde? Valla öyle dedi. Hocam kasılıktı. Bize çevir dedi. Hani şeyi bağladı dedim beraber ya hocama. Beraber kaldırdı. Bak kaldırınca bağlayınca dedi şeyi kolları açılmadı ya. Zaten o şeyi yazdı oraya. Peki orada uçurum gibi bir şey var mı? Yok hocam uçurum yok. Şu
gördüğünüz yerde o kadar yarayı abla, alabildi yani. Abla şu kadar yuvarlanmıyor. Şu ben size göstereceğim de. Yerde bir dakika. Taş var. Yuvarlak bir taş var. Bir şey söyleyeceğim. Var. Ya aynı anda niye konuşuyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Evet, bak izleyiciler de anlamıyor şimdi hiçbir şey. Şimdi niye hocam biliyor musun? Dur ben Cumali Bey'i çağıracağım ama sakin olma. Siz sadece izler misiniz? Tabii tabii. Yoksa dışarı çıkartacağım. Yoksa sağlıklı yayın yapamıyorum yani. Sadece sessiz olup izlemenizi rica ediyorum sizden. Cumali Bey de burada oturmak istiyor. Şunu şöyle arkaya getirelim. Zuhal gel yanıma. Gel tatlım. Sen de tatlım onu getirir misin sandalyeyi? Şunu şöyle arkaya alsana onu. Evet arkaya al. Cumali Bey de ortada oturmak istiyorum demiş. Hı. Normalde senin arkadaşın değil mi Cumali Bey? Tabii tabii köylümüzün her kişi arkadaşım. Sen yanında oturmak istememiş. Ama ben tarafsız olayım demiş. Haklı. Saygı duyuyorum. Evet. Şimdi tamam, bizim bir sorunumuz yok. Bir saniye tamam bir sakin olun. Sen Cumali Bey siz şeye gidiyorsun, Kilye'ye gidiyorsunuz o gün. Kan vermeye gidiyorsun. Baban yok, da seninle geliyor. Tarsus'a gidiyorum ben. Tarsus. Neyse yani Kilye babayı bırakıyorsunuz. Evet. Baba kahvehaneye gidiyor. Evet. Kahvehaneden sonra Cumali Bey onu alıyor. Evet. Ve eve getiriyor. En son gören Cumali Bey aslında. Evet. O getirdi yani. Tamam dur sakin ol. Cumali Bey gelsin bildiklerini bir anlatsın mı lütfen? Cumali Bey gelir misiniz? Herkes hoş geldiniz Cumali Bey. Nasılsınız tamam. İyi misiniz? Selamlar. Aleyküm İyiyim. Selam buyurun. Demişsiniz ki hoş ben ortaya geldiniz. Oturayım. Herkese eşit mesafede durayım. Hocam. Bence en doğrusu. Biraz yayın heyecanı var herhalde. İyi misiniz? İyiyim. Daha önce bizi izliyor musunuz? Siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Sürekli izliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şu Rukiye şeyinde 3 aydır kilitlendik yani. Evet onunla ilgili haberlerimiz var birazdan. Şimdi biz Yadigar Hanım'a kilitlendik. Mehmet Bey'e ve Duran Bey'e ne oldu? Onu anlamaya çalışıyorum ve size kilitlendik. Mercan'la karşıda merhabalar. Hoş geldiniz evet, hepiniz. Heh, i̇yi yayınlar diliyorum. Hocamlara olun, iyi günler diliyorum. Şimdi siz bana o gün anlatır mısınız? Bir öne doğru bakarak Cumali Bey. Siz saat kaçta aldınız? Duran Bey nereden aldınız? Nereye bıraktınız? Didem Hanım. Ben Uğur'un kahvesinin önünde oturuyordum. Rahmetlik oldu geçenlerde. Ünlü bir tüccarımız vardı. Halamın oğlu Talip Oğuz. Tanırlar, Allah rahmet eylesin. Bizim Doğan Tanır. Allah rahmet eylesin. Allah genç rahmet. Yaşta rahmetlik oldu. Tamam. Çay içiyordum. Ben de bahçeleri suluyorum biz yazın sıcakta yani 3 saat buraya 2 saat buraya geçen sene suların kısıntılı olma dolayı. Teferruatı 5 boş ver lütfen rica ediyorum. Efendim? Teferruatı boş verin de Cumali hayır, Bey. Hayır yani bahçelerin suların kısıntılı olmasından rağmen karşıdaki hemşehrilerin biri yani 2 saat 2 saat böyle döndürüyoruz yani damlama usulü. Evet. Hasan'ın kahvesine düşmüş benim ondan hiç haberim yok. Allah var. Düşme meselesini hazırlasınız arkadaşlar. Hiç haberim yok. Tamam. Evet. Arabanın değiştirdim ben ev aldım sattım eve o ayrı bir olay. Arabanın yanına geldim arabaya bindim hat değişmeye gideceğim. Bastonum şöyle çamurluğa şey yaptı şöyle bir iki defa vurdu. Camı indirdim camlarım filmli benim. Sıcak olduğundan film çektirmişti. Aldığımda orijinal filmliydi zaten. Buyur Duran amca dedim. Yavrum dedi beni şuraya bırakıver dedi. Zaten herkes bırakıyordu. Didem Hanım herkes kirlikte bırakmayan kimse yoktu. Duran amcanın bindirdim. Bir dakika Duran amcanın bu en son bir ay önce çekilen görüntüsü var ya Hakan. Doğan Bey'in olduğu yere onu verip onu döner misin lütfen? Onu girelim. Cuma günkü görüntüyü. Tamam devam edelim. Ha, bindirdim. Bindirdiğim yerle bunların ev sokağı durumu yani... nasıldı? Düşmüş be başı bak, orası burası. Bak Didem Hanım, Didem Hanım bindi ya ben o anda fark etmedim. İndirdiğim yerde kapıyı açtı dedi ki yok evin yanına kadar götüreyim dedim zaten 120-130 metre falan da dokanı evet. Versem mi arayacak evet, bilir bak Doğan tamam. Dedi ki yok ben burada hep burada iniyorum yeğenim dedi ha. Durdum yalnız durduğumda ellerinde titirdi fark ettim yüzünde bir morluk hayır gördünüzün. Hiçbir şey yoktu ha, Allah ben niyetliyim bak Allah hiçbir şey yoktu Allah kabul etsin yalnız şey ellerinde titirdi vardı böyle bir de ben o sana gömlek meselesini sen sormadın ben söyledim yanılmış olabilirim ben çok açık bir böyle mavi beyaz kirli falan dedim ya Didem Hanım onu kirli benim kendim gündüme dedin. Getirdim. Bak kirli beyaz dedin üzerinde bunlar yalnız mavi elinde çünkü. Siyah poşet vardı Mehmet Bey dedi doğru Cumayla. Şimdi bir şey söyleyeceğim siyah. Kolların ceket mi vardı üzerinde? Ha şöyle bir siyah poşet vardı şöyle. Ya üstünde ne vardı kıyafet bir olarak? Bir gömlek vardı. Gömlek vardı sadece. Evet ben ama beyaz kirli gibi zannettim araba şey olunca yani. Ama film... bak bir şey söyleyeceğim kolları falan sıyrılmış. Yok hiç bir şey yoktu. Hayır. Allah için yani. Allah için Allah. Uzun kollu. Yok. Bir şey yok. Nasıl doğru oraya indim, indirdim. Bak ya, siz de diyorsun Doğan olabilir. Bey. Düşmüş olabilir. Şey Tayfun Bey. Bana da dedi. Tamam bir saniye. Bir dakika dedi. Dinleyin. Babanızı indirdim ya. Allah var indirdim ya. Kapı böyle şey yaptım ya. 7-8-10 saniyede bekledim. Düşer dedim sıcak. Hava çok sıcak. Düşer dedim ben gene müdahale ederim.
Tekrar kalktı bana bastonu böyle yaptı. Git sen dedi. Eyvallah Cumali. Doğru söylüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Cumali Bey, sizin aracını binip nerede bıraktınız peki? Aracınızı aldınız. Ev sokağında. Kaç dakikalık yol orası? Bir buçuk dakika. Ha, çok yakın. Sizin evet. Hüseyin 2,5 dakikada gitmiş gelmiş, ölçüm yapmış ha, Hüseyin çok, Bey. Çok yakın evet. 2,5 dakikada gitmiş gelmiş. Sohbet ettiniz mi o sırada? Yani şey... Amcamla mı? Evet. Yok, hiç konuşmadı. Ha. Ya dedim biraz aldım. Dur amca dedim. Hayır biraz. Eve ne kadar bir yerde, yakın bir yerde bıraktınız? 120-150 metre var mı? 200 metre. Yani indirdiniz. Yani. Yürüye gitti. Evet evet. Yani bak gider, ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Evet. Bir dakika lütfen bekleyin. Sevgili Yadigar. Mehmet şimdi düşmüş orada eyvallah ama evet. Yüzünde morluk, ellerinde kafasında morluk, yüzünde hiçbir şey yok. Ben aldım evet. Düşmüş yok, oraya yok. Ben aldığımda hiçbir bak, şey yok. Yürüyerek de gitmiş eve. Evet. Ne olduysa oraya geldikten sonra evet. Olmuş. Aynen. Değil mi Yadigar? Bilmiyorum hala. Ama orada bir şey olmamış ki. Bir şey bilmiyorum. Didem Hanım. Ben sevgili Yadigar'la konuşacağım. Yadigar'cığım bak. Gözümüzden görmedik. Ama sen orada geçerken yürürken görmüşsün. Sadece yürürken. Yürürken görmüşsün. Evet. O kadar darp almış olan, şey olmuş olan bir adamın yürüyememesi lazım. Evet, evet. Bak yürüyememesi lazım. Bizim de dedelerimiz oldu, evet. Amcalarımız vardı. Görmediğim bir şey varsa yine bilemiyorum abla. Bak. Ne olduysa ya o dut ağacının dibinde oldu ya da eve gittiğinde orada bir şey oldu. Dut ağacının dibi değil, evinde. Evinde Didem gördük Hanım, bu biz. Arada bir şeye girelim. Araya girebildin mi? Evet. Evinde gördük. Cumali Bey de ne bu olayın şeyi. Ona da şey gelecek çünkü. Babamı yol çatağında indirdin değil mi? Ha, ben de abim gibi duydum. Aynısını duydum. Dur. Bak. Bekle. Ha. Bir dakika dur, ben konuşayım ondan sonra. O gün Funda Hanım dedi ki babana niye yemek yedin mi diye sormadın. Dedi ki, Cumali'ye sordum dedi, çorba içti dedi. Cumali'ye sordum değil mi? Böyle bir şey yok, yalan. Sordum değil mi? Sonrasında sordum, orada yemiş dedi Cumali de. Doğru söylüyor. Cumali orada yemiş dedi. Yani Cumali abi, hiç öyle bir şey yok. Bir saniye, çorba içti mi içmedi de. Bir dakika, yaratıcı Cumali Bey, çorba içti mi içmedi de. Yayına bak ya. Ya sadece Duran, sesleri alalım, benim sesimi çıkarsın. Duran dedi, ne olduysa o eve gittikten sonra olmuş. Kim yapmış, onu vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Çok fena, öldüresiye dövmüşler. Biri dövmüş bak, biri babanızı dövmüş. Biri senin kayınbabanı dövmüş. Biri sizin babanızı dövmüş. Ha kim yaptı bilmem ama yazık, günah yani, onu biliyorum. Bir ara lütfen.